Selam. Biliyorsunuz ki bir haftalık bir tatile girdik ve bu tatil benim olabildiğince verimli geçirmem gerekiyor. Bundan dolayı bugün erken kalkmaya çalıştım. 6:50 civarında kalktım. Hemen çalışmaya başlamak istiyorum. İlk yapacağım şey ise paragrafımı çözmek olacak. Saatlerimizde şu an 9'u birazcık geçmiş bulunmakta. Ufak bir güncelleme yapmak istedim. Şimdi yaptıklarımı ajandama geçireceğim. Şimdi bir tane matematik denemesi yapmak istiyorum. 3, 4, 5'in 3. denemesini çözdüm en son. Şimdi bugün de 4.sünü çözeceğim. Evdeyim bu hafta boyunca. Ve 2-3 tane deneme daha bitirmek istiyorum buradan. Süre olarak da kendime 1 saat vereceğim toplamda. Denemem güzel geçtiğinde modum genelde yüksek oluyor ve o gün biraz daha motivasyon dolu geçiyor. O yüzden olabildiğince odaklanıp güzel bir sonuç elde etmeye çalışacağım. Herkese selam. Ben ufaktan bir mola vermiştim. Şimdi tam gaz devam edeceğim. Sabah yaklaşık 2,5 saat çalışmıştım. Şu anda saatler 2'ye gelmek üzere olması lazım. Akşama kadar görevleri, hedefleri bitirmeye çalışacağız bakalım. Sabah 100 soruyu geçtim. Bir tane matematik denemesi yaptıktan sonra bırakmıştım çalışmamı. Şimdi gün devamında yapacaklarından bahsedeceğim. Öncelikle 3, 4, 5'in fizik soru bankasından sıcaklık ve genleşmeyi bitirmem gerekiyor. Daha sonra paragrafın şifresini değil bilgisi kitabından edat, bağlaç ve ünlem çözeceğim. Geometri kitabından eşlik, benzerlik ve üçgende alan konularını bitirdiğimde üçgen tamamen bitmiş olacak. O yüzden üçgenleri tamamen bitirmeyi hedefliyorum bugün ve yapamadığım sorulara göz atacağım olabildiğince. Matematikten de oran orantıyı bitirmek istiyorum. Onun dışında bir de tarih, böyle bir defterim vardı benim. Bunu buraya ekledim. Birazcık bundan okuma yapmak istiyorum. Çünkü TYT genel denemelerinde gerçekten çok kolay netler kaçırıyorum. O yüzden olabildiğince boş zamanlarımda böyle tarih ve coğrafya okumaya karar verdim. Sosyal adına şu an çok fazla soru çözmediğim için birazcık daha böyle okuma odaklı ilerlemeye karar verdim. Bugün yapacaklarım bu şekilde, gündemimde yapacaklarım. Olabildiğince video kaydetmeye güzel bir video çekmeye çalışacağım. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur bu arada. Uzun zamandır çok düzenli video atamıyorum. Bu yoğunluğumdan kaynaklı gerçekten elimden geldiğince en iyi şekilde çekmeye çalışıyorum. Olabildiğince tatilde video anlamında verimli geçirmeye çalışacağım. Aynı zamanda derslerim anlamında da. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Bu arada yorumlar neler yaptığınızı bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek okumaya çalışacağım. Şimdi o zaman ben çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Edat, bağlaç ve ünlem kısmından birazcık ilerledim ve bugün dil bilgisi çalışmamı bitirdim. Şimdi burada matematik çözmeye başladım ki sizi güncellemediğimi fark ettim. O yüzden ufak böyle bir güncellemek istedim. Şimdi Toprak Yayınları'nın bu TYT Matematik Soru Bankası'ndan oran orantısından ilerliyorum. Herkese selam. Şu ana kadar 257 soru çözdüm ve yaklaşık 6 saattir falan çalışıyorum. Şu anda da saat 11'e gelmek üzere. Şimdi videoyu izleyerek devam etmeyi düşünüyorum. Üçgende alanla ilgili 2-3 tane video kalmıştı izleyemediğim. Onları izleyeceğim Kenan Hoca'dan. Daha sonra da uyurum diye düşünüyorum. Sabah tekrar güncellerim. Bu video büyük ihtimal yarın da devam edecek. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bugünü böyle kapatıyorum.
Herkese selam arkadaşlar. Ben kitaplarımı aldım, programımı hazırlayacaktım ki size bir güncelleme çekmeye karar verdim. Bugün vlogun ikinci günündeyiz. Dünü verimli geçirmiştim olabildiğince. Bugün de öyle geçirmeye çalışacağım. Umarım çok verimli bir gün olur. Sizi de motive eden bir video olur. Şu anda bu arada eğer yatıyorsanız kalkıp masaya oturun lütfen. Ya da masadaysanız da çalışmaya bir tık daha motive etsin bu video sizi. O zaman şimdi günlük programımı hazırlayarak başlıyorum yine. Programı bu şekilde oluşturdum. Birazcık daha sosyal ağırlıklı bir çalışma yapacağım bugün. Çünkü iki gündür programıma sosyal ekleyip yani coğrafya ve tarih ekleyip sürekli yarım yarım bırakıyorum ve çalışmıyorum doğru düzgün. Genelde TYT denemelerinde, genel denemelerinde de çok kolay netler kaçırıyorum. Özellikle coğrafya ve tarihten. Bu yüzden birazcık sosyal odaklanacağım bugün. İlk olarak buradan bir tane Türkçe denemesi çözeceğim. Sonra buradan sayı ve kesir problemlerimi çözeceğim. Sonra okuma yapacağım sosyalle ilgili. Tarihten burada inerlerim. Coğrafyadan da burada inerlerim diye düşünüyorum. İkişer ünite ilerlemeyi planlıyorum. Bugün coğrafya ve tarihten duruma göre bakacağım. Belki ekleme de çıkarma da yapabilirim. Onun dışında dil bilgisinden edat, bağlaç, ünlem olarak buradan ilerlemek istiyorum. Dün zaten 2-3 tane testini bitirmiş olmam lazım. Son bir test bile çıkmış, sorular testi kaldı sanırım. 2 test falan. Onun dışında buradan kimyadan ilerleyeceğim. Palmenin bu yaprak testinden. Daha sonra da Toprak Yayınları'nın bu geometri soru bankasından üçgenleri tamamen temizlemek istiyorum. Bugün yapmak istediklerim bu şekilde. Umarım hepsini bitirebilirim ve günüm çok verimli geçer. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden şimdi çalışmaya başlıyorum. Arkadaşlar ama kontrolüne geçmeden önce ufak bir kargom geldi. Onu sizlerle birlikte açmak istiyorum. Bilgisayarım için ufak şeyler almıştım. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Bilgisayarı hallettim. Bayağı güzel oldu bence. Arkasını da göstereyim. Bakmak isterseniz linkini aşağıya bir yere eklemeye çalışırım. Bunu hallettiğimize göre gelelim denememize. Çünkü iyi geçti gibi hissediyorum. Ve 35 dakikada çözdüm. Güzel bir süre bence. Şimdi hemen kontrole geçiyorum. (21.25) yaptım. Benim için makul diyebileceğim bir sayı. Biraz daha iyi olsa tabii ki daha iyi olurdu. Ama gitgide netlerim yükseldiğini hissediyorum ve bu benim için güzel bir sonuç. Şimdi ezan okundu. O yüzden namazımı kılıp geleceğim. Daha sonrasında denemedeki yanlışlarıma biraz bakacağım, analiz yapacağım. Sonra problemlerle devam edeceğim çalışmamı. Herkese selam. Toplamda 3 test kimyasal türler arası etkileşimlerden çözdüm. Ufaktan böyle notlar alarak ilerledim. Yarın için de kendime ufak bir plan oluşturdum. Maddenin halleri ve şuradan doğa ve kimya konularının 2 ünite yine bu yaprak testten bitirmek istiyorum. Bugünkü kimya çalışmamı da burada bırakıyorum. Şimdi geometriden ilerleyeceğim. Alanla ilgili de şöyle birkaç tane testim var. Benzerlik bir alan var genel olarak. Onun dışındakileri bitirdim sayılır. Şöyle göstereyim. Şimdi üçgenlerle alakalı bu kitaptan bütün testleri temizlemeye çalışacağım.
Şimdi ben benzerlik kısmını bitirip alana geçtim ama yapamadığım bir sürü soru oluyor alanda. O yüzden konuyu tam anlayamadığımı düşünüyorum. Bundan dolayı da video izledikten sonra devam edeceğim. Kenan Kara ile Geomet'ten izliyordum. Toplamda sanırım 5 videoluk alanla ilgili bir serisi var. 3. videonun ortalarına doğru da geldim. 2,5 videom falan kaldı yani izlemem gereken. Zaten 4. ve 5. video 1 ve 2'ye göre daha kısa, o yüzden hemen bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi bunu bırakacağım. Birazcık sosyal çalıştıktan sonra geometri izlerim ve alandaki kalan testlerime de yarın devam ederim diye düşünüyorum. Çok fazla bir şey kalmadı zaten. Sonrasında ise bu kitapta üçgenlerle alakalı komple tekrar testleri var. Onu da hafta sonuna yakın çözerim diye düşünüyorum. Biraz daha pekişmiş olur en azından okul açılmadan. Böyle bu şekilde geometriyi bugünlük bırakacağım. Bugün çalışmam gereken ikişer tane sosyal konusu kaldı tarih ve coğrafyadan. Onun dışında bu şekilde yarının ufaktan bir planını da hazırlamaya başladım bu arada. Şimdi birazcık okuma yapacağım tarih ve coğrafya ile ilgili. Sonra da birkaç tane test çözerim. Elimde böyle ufak bir konu anlatım kitabı vardı. İlk iki üniteyi okuyup sonra soru çözmeye geçeceğim. Soru için de Aydın'la ilerlerim diye düşünüyorum. Şimdi bu ikisiyle çalışmama devam edeceğim. Ben öncelikle ilk üniteyi buradan okudum, bitirdim. Sonra da buradaki konu anlatım kısmında olan testleri çözdüm. Yaklaşık bir 20 soru falan çözdükten sonra bırakırım diye düşünüyorum. İkinci ünitede şöyle insanlığın ilk dönemleriyle alakalı. Buradan Mısır ve İran'a kadar gelip bu ikisini de işleyip burada bırakmak istiyorum. Burada 6 saati de devirmiş bulunmaktayız. Dün de yaklaşık 6 saat çalışmıştım ve bayağı verimli geçmişti. 2 gündür böyle 6'ya çıkmak beni mutlu etti. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden tarihle devam ediyorum. Şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bütün hedeflerimi yapabildiğim bir gün oldu. O yüzden gerçekten verimli ve güzel bir gündü bence. Saat de 11 oldu ve ben şimdi bu videonun editini bitirip hatta bitiremeyebilirim çünkü gerçekten çok uykum var. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde edite biraz uğraşıp sonra yatacağım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sizlere motivasyon sağlayan bir video olmuştur. Bir sonraki güzel videolarda görüşünce dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.